İyi günler arkadaşlar. Gunsmith kanalından ben Serdar Öz. Bugün sizlere yeni çıkmış bir genelgeden bahsedeceğim arkadaşlar. 12 Mayıs 2023 tarihinde ve 32.188 sayılı resmi gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 7.280 sayılı kararından bahsedeceğim arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı'nın bu kararıyla 12 Mayıs 2023 Cuma günü ve 32.188 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 7.280 sayılı kararı ile 21.3.1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasına Ü bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bend eklenmiştir ve 7.6.2005 tarihli ve 5.362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kuruluşları Kanunu'na göre kurulmuş olan Oda, Birlik, Federasyon, Konfederasyon, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine bu kapsamda taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensuplarına Meslek Odası Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil edilmiştir. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Bilenler bilir. Bundan 20-25 sene önce bağlı bulunduğunuz, mesela esnaf için konuşuyorum zaten bunlar, esnaflar için geçerlidir. Daha önce, bundan 20-25 sene önce berberler, berber odasına kayıtlıydı ya, berberler odasının bir başkanı ve atıyorum 7 tane, 8 tane yönetim kurulu üyesi olurdu. Yönetim kurulu üyeleriyle başkanına taşıma ruhsatı alma hakkı vardı. Tekrar eski sistem geri döndü arkadaşlar. Bağlı bulunduğunuz oda neyse ama bunda asil üye, yönetim kurulu üyesi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Veyahut da başkanı olmanız gerekiyor. Bunlar taşıma ruhsatı alabiliyorlar arkadaşlar. Berberler odası, terziler odası, manifaturacılar odası, küçük esnaf ve sanatkarlar odası, bakkallar odası, ağaç işleri odası, madeni sanatkarlar odası, ziraat odaları, esnaf kefalet ve kredi kooperatifleri, şoförler odası, başkanı ve yönetim kurulu üyeleri. Bu meslek odalarına kayıtlı yönetim kurulu üyesiyseniz veyahut da başkanıysanız arkadaşlar taşıma ruhsatı alma hakkınız doğmuştur. Bu çok geniş bir alanı kitleye hitap etmektedir şu anda çıkan bu yasa. 25 sene önce olan bir yasaydı, kaldırılmıştı, tekrar yürürlüğe girdi. Bunun sayesinde birçok insan taşıma ruhsatı artık alabilecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunların hepsi esnafları ilgilendiren şeyler. Çünkü bunların bir yönetim kurulu üyesi, bir yönetim kurulu üyesi olmanız için esnaf olmanız gerekiyor. Diyelim bakkal odasına üyesi olacaksınız, yönetim kurulu üyesi olacaksınız veyahut da yönetim kuruluna girmeniz gerekiyor. Esnaf olma şartı vardı. Ama şu anda sigortalı çalışanlar veyahut da normal çalışan işçiler için herhangi bir düzenleme falan yok. Bu konu hakkında sizi bilgilendirmek için video çektim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur, beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi mutlaka unutmayın. Silahınız ne olursa olsun, ruhsatınız taşıma olsun dileğiyle. Hoşçakalın.